Yani Merkez Bankası Başkanlığı ya da para üretme, bu mevduat kanalıyla ürettiği kaydi para mekanizması bir tür simyacılıktır. Faiz de bu simyacılığın iksiri olarak kullanılır. İksirin oranını önceden belirleyen yıllık bir takvim var. Ve biz her ay açıklanan bu rakamların etkisiyle ya daha çok para harcar, yatırıma yöneliriz ya da harcamalarımızı kısarız. Genellikle bu, o ülkedeki merkez bankalarının açıkladığı kararlarla yön bulur. The Federal Reserve will raise interest rates by 0.5%. Fed Chair Jay Powell said there could be as many as 3 rate hikes next year. Merkez Bankası faizi 2 puan indirdi. Merkez Bankası faizi 1 puan düşürdü. Eğer Merkez Bankası faizi düşürmüşse, burada genişlemeci bir para politikası uyguladığını anlarız. Faizi arttırdıysa, daraltıcı bir para politikası uyguluyordur ve talebi baskılama yönünde bir tercihte bulunduğu anlaşılır. Ama bu kararlar tek başına belirleyici olmaz. Geçmişten bugüne ya bir şeyleri takas ettik ya da adına para dediğimiz bu araçlarla alışveriş yaptık. Para politikasının araçlarından bir tanesi ve burada ekonomiyi yönetirken uygulanan araçlardan biri diye tanımlayabiliriz. Bazen online bir alışveriş sırasında ya da bir ev alırken, bu bazen bir akıllı telefon alırken oluyor. Bazılarımız işlerini büyütebilmek için krediye başvuruyor. Bu durum sadece bireysel bir durum değil. Şirketler, kurumlar ya da devletler de bunu yapıyor. Ama bütün bu borçlanmalar, borç alınan kaynağı tek hale getiriyor. Ancak ilahi dinler bu iksiri en başında yasakladı. Kutsal kitaplarda hüküm olarak gelen reel faizin aslında yasaklanmasıdır. Reel faizin yasaklanması diye baktığımızda günümüzdeki yorum da değişecektir. Ama yine de tarih boyunca bu iksirden vazgeçemedik. Çünkü yeteri kadar üretmedik. Sahip olamadıklarımıza ise kısa yoldan borçlanarak sahip olmaya çalıştık. Bunu da zaman zaman faiz ile yaptık. Bu iksirin olmadığı bir yola çıkalım şimdi de. İhtiyacımız olanlara bakalım. Mesela bir başka ülkeyle silah anlaşması yaptığımızda ya da şirketimiz için yeni bir projede, bir futbolcunun transferinde ya da akıllı bir telefon almaya karar verdiğimizde. Gerçekten de faiz iksiri olmadan hareket edebilir miyiz? Böyle bir finansal sistem var olabilir mi? 10 sene evvel 13 milyar dolar civarında olan borcum çıkmış 50 milyar dolara. Ve bunun faizi beni götürüyor. Güçlü devlet harcamaları çok fakat iki yakası bir araya gelmeyen devlet değildir. Memlekette bir tane faiz yok bildiğiniz gibi. Bir dünya faiz var. Antik zamanlarda hayatta kalmak için takas yapıyordu. Aynı zamanda mal ve para alışverişi yapıyorlardı. İnsanlar neredeyse istisnasız olarak 200 milyon doları varsa bunu tekrar tekrar katlamak için çok çalışacaktır. Faizi algılayabilmek için gözümüzde basit bir işi canlandırmak işe yarayabilir. Dondurma standı gibi. Mete işinde çok başarılı. Ama daha büyük düşünüyorum. Standların sayısını arttırmalıyım. Ancak Mete'nin bir ortağı ya da sermayeye ihtiyacı var. Ya da daha çok dondurma üretip satması gerekiyor. Olanla yetinmemekte kararlı. Yakınlarımdan borç almayı denedim ama olmadı. Mete yatırımcı da bulamadı. Bu zamanda kimse borç vermiyor. Mete'nin bir seçeneği daha var. Bankaya gidip kredi kullanmak. Ama bu çok riskli. İşler yolunda gitmezse elindeki standı da kaybedebilir. Banka, Mete'ye bir ödeme planı çıkardı. 5 yıl boyunca düzenli her ay ödeme yapacak Mete. 5 yılın sonunda Mete, aldığı kredinin 2 katı ödeme yapacak. Çok çalışmalıyım ve daha çok üretmeliyim. Mete'nin üzerindeki baskı daha çok arttı. Hem çalışıp daha çok üretmesi hem de bunu sürekli satması gerekiyor. Bankanın buna ihtiyacı yok. Alacağı parayı bekliyor. Mete gibi başkaları da bankaya para yatırdı. Ve banka, aldığı ödünç başka paralarla Mete'ye istediği fırsatı verdi. Banka 2 katını kazandı. İşte faiz budur. Faiz aslında birkaç şekilde tanımlanabilir ama en basit tanımıyla paranın kirasıdır veya paranın fiyatıdır.
Faiz mevcuttaki itibari parayı mala çeviren, ona mal gibi muamele yapan bir olgudur. Bunlar paraya mal muamelesi yapan yaklaşımlardır ki biz mal para uygulamasından dünya çıkmıştır. Bugünkü paralar itibari değerlerdir. Ama gerçek hayatta dünyanın her yerinde antik çağlardan beri bu var. İlahi dinlerden de önce. Gittiğin zaman bu antik çağdan başlıyor biliyorsun. Geliyorlar, tahılları işte ibadethanelere, depolara bırakıyorlar. Asurlara kadar götürebiliriz bunu. Milattan önce 2300-2400 yıllarına tarihlenen çivi yazısıyla yazılmış borç akitleri var, borç senetleri var. Antik dönemde çiftçiler, tarımsal ürünlerine eşkıyalar ya da hükümdarlar tarafından el konulmasından bıkmıştı. Ürünler çuvallara konup bir tapınağa emanet edilirdi. Burası kutsal sayıldığı için kimse bu mallara el koymuyordu. Tahıllar tartılıyor, ölçülüyor ve kayda geçiriliyordu. Rahiplere güven tamdı ve iade sırasında bir tartışma olmuyordu. Ama zamanla bu tapınaklara bırakılan mallar fazlaca yer işgal etti. Ticaretle beraber gelişen bir süreç olarak bölgenin yerli halkına sikke benzeri ürünleri diyelim, çünkü sikke daha sonra gelecek tarihte, onları vermeleri ve onları karşılığında da onlardan mallarını faiz olarak istemeleri, borç akitlerinde bunlar geçiyor. Ve rahipler bankaların meteye yaptığı teklifi keşfetmişti. Bir bedel istediler. Adı da emanet ücretiydi. Bu arttıkça ticaret bu sefer bozulmaya başlıyor. İşte rant geliri oluşuyor bu sefer. Yani hiçbir iş yapmadan gelir elde etmeye başlıyor insanlar. Ama rahiplerin keşfi bununla sınırlı değildi. Tapınağa emanet edilen buğdaylar hemen bir başkasına 6 aylığına ödünç verilmeye başlandı. Ve bunun da bir karşılığı vardı. Bu durum tapınak için büyük bir gelir kapısı olmuştu. Önceleri para almak yasak iken zamanla rahipler kendi yasaklarını hiçe saydılar. Bir süre sonra da fazlasını istediler, yani faizini. Rahip 10 kilo buğdayı emanet alır, 6 ay boyunca bir başkasına ödünç verirdi. 6 ayın sonunda da ödünç verilen buğday bu kez %15 fazlasıyla geri alınırdı. Daha çok, daha çok, daha çok kazanmayı vaat ediyorlardı. İksiri bulmuşlardı. Tapınaklar tekelleşmişti. Bu altınlar 3000 deben mi? Evet. Tapınak için 1000 ölçek. Tapınak kısmı devreye girince bir devlet mekanizmasının devreye girmesi gerekiyor ve depo oluşması, bazı yerlerin depo gibi kullanılma söz konusu olmadığı için okur yazar rahip sınıfları bunları tapınak benzeri yerlerde muhafaza ediyor olabilir. Daha sonra bu emanetlerindeki varlıkları aynı bölgenin yöneticilerine, idarecilerine borç olarak faizli biçimde aktardıklarını görüyoruz. Bankalar, Mete'den aldığı faizden bir payını ayırır ve bir başka müşteriye teklif sunar. Müşteriye gecelik, aylık, yıllık planlarla para yatırmasını teklif eder. Karşılığında da size emek harcamadan artı bir para teklif eder. Anadolu ve Mezopotamya'da tapınaklardaki din adamları aynı zamanda birer bankacı gibi uzun süre böyle çalıştılar. Ve sonra bir kralçıka geldi ve tarihin gördüğü en eski ve en iyi korunmuş yazılı yasalarını ilan etti. Kral Hammurabi faize son vermemişti ama kötü adamlara karşı bunu sınırlandırmıştı. Tefeciler yüksek oranlı faizlerle gelenlere para vaat ediyorlardı. Talep yoğundu. İksiri ele geçirmişlerdi ve yine bir teker oluşmuştu. Düzenin bozulduğunu gören Hammurabi bir taşın üzerine yasaları yazdırdı. Aynı zamanda ilk bankacılık yasalarıydı bunlar. Faize sınır koydu. %20. Kredi verme, mevduat toplama, komisyon işlemlerini de hükme bağladı. Sonra da bu işleri yürütmek için stand benzeri bir yapı kurdu. Adı maketti ve ilk banka gibiydiler. İnsanlar bu maketlere gelirdi. Alacak verecek net şekilde kayıt altına alınırdı. Tekelcilik kırılmaya başlamıştı. Tüccar ve sarraflar sınıflarının çok fazla faizle onun elindeki ürettiği değerleri tüketmesinin önüne geçmek maksatlı olarak bunu sınırlandırmaya gidilmesi doğal. Fakat sonraları eski Yunan'da, Roma'da, hatta Mısır'da bu yolu izleyen büyük zenginler ortaya çıktı. Maketler başka kıtalara da yayıldı. Ancak ilk başlarda Hristiyanlar faizden uzak durdu. Ama Yahudi tacirler böyle yapmadı. Hristiyanların aksine faizle zenginleştiler.
zamanla her yerde söz sahibi oldular. Ticaret hızlanmıştı ama insanlar bağımlı hale gelmişti. Birkaç asır sonra ticaret çok daha hızlandı. Çünkü Rönesans ve reform hareketleri Avrupa'da liberal ekonominin önünü açtı. Bir de üzerine keşfedilen ve sömürülen kıtalardan tonlarca altın ve gümüş paralar gelince para bolluğu yaşandı. Faizden ilk başta uzak duran Avrupalılar başka kıtaları sömürmeyi sorun etmemişti. Tüm bu sermayeyi muhafaza etmek büyük bir sorundu. Ve daha güvenli bir sisteme ihtiyaç duyuldu. Uzun süre çözüm aradılar. Ve Hammurabi'nin maketlerinden ilham alarak çözümü buldular. Amsterdam Bankası tarihteki ilk modern bankaydı. Hollanda, İngiltere, Fransa gibi devletler, bir süre Portekiz bunlara katılıyor. Dolayısıyla bunlar 18-19. Yüzyılda bu madenlerden çok fazla biriktirmiş oluyorlar ki Osmanlı Devleti'ne göre çok daha önde olmuş oluyorlar bu yarışta. Amsterdam Bankası'nın Hammurabi gibi kanunları vardı fakat %20 gibi bir faiz sınırı yoktu. Aksine daha düşüktü. %4 ila 7. Çünkü Avrupa ekonomisi merkantilistti, yani sermayeliydi, para boldu. Bu yüzden fiyatlar da düşüktü. Enflasyon derdi olmuyordu. Ekonominin kuralları işliyordu. Ama Avrupa'nın aksine sadece birkaç yüz kilometre mesafedeki komşu Osmanlı'da işler böyle gitmiyordu. Bugünkü gibi geniş yolları, o yollarda giden konforlu araçları yoktu. Coğrafyası zordu ve sermaye her zaman sorun olmuştu. Avrupalı tacirler gibi keşifler de yapılamadı. Gümüş kıttı ve sikkelere daha çok bakır katılıyordu. Sonucunda enflasyon sürekli artıyordu. Bu yüzden isyanlar çıkıyor, düzen sarsılıyordu. İslamiyet diğer dinlerden farklı olarak faizi net şekilde yasaklamıştı. Ancak Osmanlı bu düzeni korumak için dirense de çareyi para vakıfları kurarak buldu. Bu zehirli görülen iksire izin vermek demekti. Ya vakıflar kuruldu Osmanlı'da. Bu vakıflar faiz adı altında değil başka şekilde gelir elde ettiriyorlardı. O gün Osmanlı toplumunda faizin oranına karşı bir yaklaşım var. Fakat bu faiz de doğrudan faiz olarak gene de alınmaz. Bir hileli satış yöntemi de para vakıfları finansman sağlar. Faiz haramdı ama kamu yararı adına fetvalar çıkartıldı. Ve faiz tıpkı Hammurabi'nin yaptığı gibi sınırlandırıldı. Ancak hayat pahalılığı vardı. Bu durum esnaf, tüccar ve üreticiyi üretmekten alıkoyuyordu. Kredi açıkları oluşunca tapınak rahiplerine benzer adamlar geri geldiler. %50-60 faizle kredi veriyorlardı. Ve bu durum büyük iflaslara, çöküşe yol açmıştı. Sadece tefecilerle sınırlı kalmadı faizle borç alma işi. Osmanlı'da banka yoktu. 1788'de Osmanlı Devleti ilk borcunu Cezayirli Gazi Hasan Paşa'dan aldı. 600 bin kuruş. Bu borçlar başka sarraflardan ve bankerlerden de alındı. İstanbul'un bu semti bu işin merkeziydi. Bir grup zengin yabancı bankerin namı kısa sürede duyuldu. Galata, bir süre sonra faiz karşılığı para verenlerin mekanı oldu. Fransız Jacques Aleon ve İtalyan Theodor Baltazzi, Sultan Abdülmecid'in güvenini kazanmıştı. Borçlar borçlarla ödenecekti. Ancak savaşlar da kaybedilince, borçlar katlandıkça katlandı, bankerler durmadı ve sonunda faiz yüküyle bir imparatorluğun sonunu hızlandırdılar. Osmanlı orada maalesef borca boğulduğu için bu sarmaldan çıkamadı. Ekonomi yönetimi yabancıların kontrolüne geçmişti. Kuralları yabancılar belirliyordu. Tuz, ipek, tütün, alkollü içecek ve balık sektörlerinin vergilerine el konuldu. Bununla da kalmadılar. Bu kez borcu kapatmak için Osmanlı başka ülkelerden büyük borçlar aldı. Faizler yüksekti. Borçlanma sistematik hale geliyor. Yani bir bankerden borçlanma değil, bir devletin başka bir devletten borçlanması. Kayıpların telafisi yoktu. Faizle biriken bu borçlar birkaç nesil sonra ancak ödenebildi. Faizli yüksek borçlar ve iyi yönetilemeyen ekonomi ile her alanda geri kalındı. Sanırım 1600'lü yıllardan sonra bu kayıt tutma, arşivleme, bunu değerlendirme ve düzgün vergilendirme, devlet mekanizmasının oraya ulaşımı, erişimi gibi sorunlar yüzünden Osmanlı Devleti'nin maliyesi düzensizleşmiştir. 1950'lerde çok partili hayata geçişle birlikte özgüven arttı.
Girişimcilik artıyor, fabrikalar kuruluyor, yollar, barajlar yapılıyordu ama bir yandan da sermaye birikimi artıyordu. Dış borçlar birkaç yıl sonra ödendi. Faiz yükü kalkmıştı. Türkiye büyüyordu. Ancak birkaç yıl sonra yaşanan darbe yine istikrarsızlığa yol açtı. Yatırımlar durdu. Borç yükü katlanınca Türkiye bu kez bir para fonundan borç aldı. Koşarak geldiler. Today, though no longer the Turkish capital, it was chosen as the site for a very modern conference, the 10th annual meeting of the International Monetary Fund. Sonra bir daha aldı ve sonra bir daha. Son taksitin ödendiği 2014 yılına dek IMF'ye ödenen rakam 50 milyar doları aştı. Bunun yarısına yakını ise faizdi. Bu tablonun benzerleri gelişmeye çalışan ülkelerin çoğunda yaşandı. Ülkeler, büyük şirketler büyümek için borçlandı. Borçlandıkça faiz yükünün altında kaldılar. Ve sonra kriz derinleşti. Küresel sorun haline geldi. Bu kuruluşlar bu sorunları çözmek için kuruldular. Ancak devletler sorunu çözmenin başka yollarını da deniyor. Geleneksel ekonomi teorisyenleri faizlerin yüksek tutulması görüşünde. Bu teorinin karşısında olanlar da var. Ancak bütün bu teorilere rağmen gerçek rakamlar faiz ve hayat pahalılığı arasında kesin bir ilişki olduğunu bize söylüyor. Yani enflasyon. Yüksek kur sebep enflasyon sonu. Çünkü kura çok bağımlıyız biz. Talep arttığı zaman ürün ve hizmetler aynı kaldığı sürece, talep arttığı zaman fiyatlar yükseliyor. Bunu kontrol altına alabilmek için işte tüketici kredilerinin faizleri yükseliyor. Emlak alacağı zaman emlakın faizi yükseliyor. Tedbirlerin başında ise yapısal kalıcı reformlar geliyor. Tasarruf geliyor. Bu da acı reçete demek. Hele de 70 sente muhtaçsanız. Nereden geliyor neşesi? Çünkü güvenli bir yol seçti. Banker Castelli. Banker Castelli. 1980 yılında bir anda bir masa bir kasa atanlar ortaya çıkmıştı. Mantar gibi her yerde bankerler türemişti. Arkalarında bankalar vardı sözde. Enflasyon %100'leri aşmıştı. Halk en yüksek faiz verene koşuyordu. Sonucu hüsran oldu. Kamu denetimi ve otoritesi yoktu. Batan banker haberleri gelirken bankalar öne çıkıp güvenli olan bizdik temalı ilanlar vermeye başladılar. Sonra yıllar geçti ama sonuç aynıydı. Hala %79. Bu İmar Bankası faizi de çok kazandırıyor, çok kazandırıyor, çok kazandırıyor, çok kazandırıyor. %79 faize devam. Bunca deneyimin ardından bugün bankacılıkta büyük reformlar yapıldı. Artık her önüne gelen bir kasa kurup bir masa atamıyor. Kamu denetimi ve otoritesi daha etkin. Ancak dijital çağla birlikte kendimizi emanet etmediğimiz, sınırlanamayan, denetlenemeyen sistemler çok yaygınlaşıyor. Öyle bir gün gelecek ki belki hiçbir zaman faiz vesaire konuşmayacağız. Çünkü olay her şey dijitalleşiyor artık. Mevduat uygulaması ortadan kalkarsa faizsiz bir sistem elimizde kalır. Faizi ortadan kaldırmak istiyorsak borçlanma miktarını, borçlanmayı ancak katma değer üretimimizdeki yenilikler kadar ayarlamamız lazım. Vatandaşın dövize olan ilgisi azalırsa, kendi Türk paramıza yönelinirse, enflasyon adım adım aşağı çekilmeye başlanırsa, onun dışındaki her yaratılan borç faiz olarak karşımıza çıkacaktır. O zaman işte ne faiz konuşulacak bir süre sonra, ne enflasyon konuşulacak. Yolumuz uzun. İksirli biletler her yerde. Bu kadar hızlanan ve bir makineye sığacak kadar yakınlaştığımız bu çağda, en kısa sürede her şeye erişebilme ve sahip olma azmi bizi üretmekten ve tasarruftan sürekli geri durmaya itiyor. Ne var ki yaşam sürdükçe ihtiyaçlar bitmiyor ve her seferinde daha çok yük almaya devam ediyoruz. Bunu ya sürekli birikimlerimizi harcayarak yapacağız ya da o son bileti iksirsiz elde etmek için üreterek, tasarrufla yol alacağız. Treni kaçırmamamız buna bağlı.